Türkiye'nin seçimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş bizlerle birlikteydi. İkinci bölümü ise Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker'le devam ediyoruz. Masum Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş ve hocam. Reklam arasına giderken aslında önemli sorularım var Masum Bey'e. Hepsini soracağım. İletişim bilgilerimizi de yönetmen arkadaşım ekrana verdi. Lütfen sizler de Masum Türker'le yapacağımız ikinci bölüme soruyorum, görüşürüz, değerlendirme, hatta sağduyulu ve yapıcı olmak kaydıyla eleştirilerinizle de katkı verebilirsiniz diyor ve hemen diyorum ki 1 Kasım seçimlerine Demokratik Sol Parti giriyor mu, girmiyor mu? Böyle bir parti var mı yoksa yok mu? Ya da neden yok kabul ediliyor? Şimdi bakın, Türkiye'de herkes kendine göre demokrat. Medya 4 partiyi görüyor diye kızıyoruz. İktidarda olmayan parti başka partilerde var diyor. Liderler bir araya gelsin diyor. Biraz evvel Sayın Kılıçdaroğlu CNN Türk'te ama 4 parti diyor. Oysa şu anda sorun Türkiye'de seçime giren, Türkiye'nin her yerinde 13 parti. 58 ile 62 ilde giren diğer 3 partiyle beraber 16 partinin birlikte ele alınmasıdır, alınmamasıdır. Yani şu yaşadığımız terör olayları, Türkiye'deki kaosa götüren sıkıntılar, insanlar kendini ifade edecek, örgütlenmesine imkan verecek, siyasal partisi sahnede olmayınca ve başka partiye doğru yönlendirilince Türkiye'de terör de azıyor, PKK da dediğim dedik oluyor, IŞİD gelip elini kolunu sallayıp her yeri bombalayabiliyor. DHKÇ her zaman her yerde gidip istediğini taşeron olarak yapabiliyor. Ve maalesef Türkiye'de kimseye nasılsa hesap vermeyeceğiz, hesap soran yok diye hem güvenlik güçleri hem istihbarat örgütleri arasında eşgüdüm yok. Hatta biraz sonra konuşursak bu yaşadığımız son bombalama terör olaylarının temelinde iktidarın ötesinde, yani herkes iktidara, partilere saldırıyor. Ben onların ötesinde şu anda bürokratlar arasındaki çekişmekten ve bu çekişmenin ortaya koyduğu sonucun bu olduğundan söz edeceğim. Yani mesela siz bana DSP var mı? DSP şu anda Türkiye'nin 81 ilinde. Biliyorsunuz İzmir'de 2, Ankara'da 2 ve İstanbul'da 3 olmak üzere buradan da eklediğimiz zaman 85 seçim çevresinde seçime giriyor. 550 adayla. Şimdi bizi hiçbir televizyon görmüyor. Yani teşekkür ederim, bugün çağırdınız. Sizden biraz evvel Olay TV çağırdı Bursa'dan. Oradaydım ben. Ondan sonra bakıyorsunuz hem yardıma ihtiyacı olan, devlete karşı bizi koruyun diyen, aykırı ses arayanlar televizyonlara bizi çıkartmıyorlar. Bırakın çıkartmayı, bizden bahsetmiyorlar. Bir tane haber söyleyeyim size. En son kesin listeler açıklanırken, geçici listelerle kesin liste arasında değişiklikler oldu. Mesela Demokratik Sol Parti'nin listesinde birisi Mersin'de, birisi Eskişehir'de olmak üzere iki arkadaşımızın yeri değiştirildi. Yenilendi. Siz yaptınız bunu. Tabii yani parti, her parti başka partilerde yenilen. Ama haberlere bakıyorsunuz, televizyonlara, yalnız dört partinin yenilediği şeylerden bahsediyorlar. Kura çekiyorsunuz seçim oy pusulasındaki yerinizi. Televizyondaki haberlerde AKP'nin yeri burada, CHP'nin burada, HDP'nin burada, MHP'nin burada. Ve arkından bombalar patlıyor, ardından Türkiye soyuluyor, ardından dolar 3 liranın üstüne fırlıyor. Bunun da sorumlusunu maç yapar gibi şunda bunda arıyoruz. Bir kere bakın. Bu arada DSP kaçın sırada, söyleyelim onu da. Tabii DSP normalde biz çekerken 8. sırada çektik. Fakat önümüzdeki bir parti çekilince 7'ye düştük. Ama bazı illerde 6. sırada, bazı illerde 5. sıradayız.
Çünkü önümüzdeki bazı partiler bazı bölgelerde seçime girmiyor. Biz bu seçime girerken işte bizden sonra Merkez Partisi vardı, o seçime girmedi. Başka arkadaki parti geliyor. Önümüzde keza Saadet Partisi ile Demokrat Parti arasındaki yerdeyiz biz. Bizim amblemimiz güverci, Demokratik Sol Parti. Orada seçime giren Genel Başkan Masum Türker Yazar. Ve oy bekliyoruz halktan. Neden oy bekliyoruz? Şu anda suçlu aranıyorsa Türkiye'deki bu yaşanan kaosun suçlusu parlamentodaki dört partidir. Yani diğer üç muhalefet partinin yalnız iktidar partisine yüklenmesini biz kabul etmiyoruz. Diğer üç parti niye koalisyon kurmadı? Neden seçime tekrar gidiyoruz? Neden yeteneklerini göstermediler? Yani MHP, CHP, HDP diyorsun. HDP de, üçü de suçlu. Bakın CHP diyor ki efendim bize koalisyon etmiş, size bir yıllık etmiş. Hele bir yıl başlayın bakalım. En azından seçime gitmeye engellerdiniz. O bir yıl içinde bir cumhurbaşkanı atadığı hükümet yerine ani bir kararla erken seçim kararını parlamento alırdı. Partiler yeteneksizliklerini, yetersizliklerini, deneyimsizliklerini engellemek için, kabul etmek için başkaları. İşte biraz evvel seyrediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokrat olmasını bekliyorum. Parti liderleri bir araya gelsin, dört parti diyor. Bakın şu anda hangi televizyon bu 16 partiyi davet ederse ve bu 16 partiden hangi partiler gelip oturursa o gün inanın bana o televizyon reyting kırar. Reytingi tepeye fırlar. Neden? Çünkü insanlar birbiriyle aynı anda konuşan liderlerin saygın kendilerini anlatmalarına hasretler. Şimdi burada olmayan parti başkanları anında istediğim gibi atabilirim. Ama aynı anda burada Sayın Davutoğlu olsa, Sayın Kılıçdaroğlu olsa, Sayın Selahattin Demirtaş'la, Sayın Devlet Bahçeli olsa, Sayın Cem Toker olsa, birbirimize nazik davran, Sayın Kamalak olsa, birbirimize değil, kendimizi anlatmaya çalışır. Zaman az. Herkes kendini anlatmaya çalışır. Ne yapacağını anlatır. Şimdi biz seçime giriyoruz. Seçim bildirgemizi ve bu konudaki adaylarımızın tanıtım günü maalesef cumartesi günü terör olayından sonra yüze yakın vatandaşımızın vefatıyla sona eren bu terör olayının ertesi günü pazar günüydü. Biz o gün seçim beyannamesimizi bir basın mensubu olmaksızın herkese bildirdiğimiz halde bir ajans bile olmaksızın kendi imkanlarımızla ve seçimlerde kullanacağımız omuz omuza, el ele müziğimizi bile kullanamadan açıkladık. Büyük bir coşkuyla katılan arkadaşlarımız bu sefer daha inançla geldiler. Yani bu terör olayından sonra başkente gelenler daha inançla geldiler. Neden? Bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü. Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünden 4 gün evvel kim, yani bugün derken yarın, bugün haber olarak söylüyorum, oluşundan 4-5 gün evvel eğer teröristler elini kolunu sallaya sallaya gelip bombayı patlatıyorsa bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kurum olarak meydan okumak. Meydan okuyanın kim olduğu önemli değil. Devlet yaptı diyor Selahattin Demirtaş. Şimdi bakın. Kim yaptı? Bunu kim yaptı? Selahattin Demirtaş yaptı. Böyle şey dersem olur mu? Devlet yaptı dersem olur mu? Ahmet yaptı dersem olur mu? Yani şimdi ben Selahattin Bey için dersem doğru bir laf mı söylemiş oluyorum? Bu olayı yapan, Türkiye'yi bu kaosa düşüren parlamentodaki dört partidir. Dört partidir. Hükümet kurmayan, Nisan ayından beri parlamentoyu toplamayan, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili bırakın çözüm üretmeyi tartışmayan parlamentodur. 7 Haziran seçimlerinden 2 ay önce parlamento kapandı.
Hala açılmadı. Hala açılmadı. Birkaç sembolik açılış töreni, bakanların yemini, kendilerinin yemini, meclis başkanının seçimi. Yani Selahattin Demirtaş böyle demiş, şöyle demiş değil. Ben size şunu söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de IŞİD'li 4500 terörist var. Şu anda Türkiye'de 4500. Bu 4500 terörist. DHKPC'li kaç kişi var? DHKPC'li yani herhalde 200-300 kişi var. Militan olanı. Daha fazladır. Onlar yılların örgütü. Ama şimdi bu 4500 dediğimin içinde DHKPC'ye eşit değer olan terörist sayısı, faal terörist sayısı ise 200'e yakın. Görevli olan. Yani bunlar da belli bir kısmı biliyorsunuz IŞİD'çiler inançtan çok parayla çalışan bir terör örgütü, uluslararası bir terör örgütü. Ve bunlar futbolcular gibi, hani yabancı futbolcular hem transfer parası alırlar, sabittir, hem de iş yaptıkları zaman maç başı alırlar. Bunlar faal olanları, o şekilde olanı da 200'e yakın. Ve bunlara verilmiş olan hedef, onun için Sayın Demirtaş söylüyor. Yani biraz evvel derken onun böyle bir şey yaptığı yok. Yani böyle demekle çıkılmaz. Gerekçeli. Böyle köşeli konuşmayla Türkiye'nin sorunları çözülmez. Verilmiş olan hedef Türkiye'deki sol partiler. Yani şu anda ben Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı olarak IŞİD'in hedefindeki liderlerden birisiyim. Bu sol partilerin aktiviteleri. Sivil toplum örgütleri. Ama hangi sivil toplum örgütleri? Hükümete karşıt olan, sağ tandaslı olmayan bütün sivil toplum örgütleri. Ve HDP. Sayın Demirtaş'ın böyle demesinin nedeni bu hedefteki partilerden birisi olduğu için. Bakın dikkat edin. Hani ben solum falan diyor ya, onlar onu sol diye kabul etmiyorlar. Onlar ona ırkçılık güden bir parti olarak bakıyorlar HDP'ye. Ama HDP dışındaki sol partileri de sıralıyorlar. Bunlar siz HDP. Ne olarak bakıyorsunuz HDP'ye? Irkçı bir parti, bir ırk partisi. Yani şu anda istediğiniz kadar söyleyin. Bir hakikaten halkların hakkını savunan bir görüntü yok. Yani belki bazı milletvekilleri farklı ırklardan olabilir ama ister istemez meseleyi oraya getiriyor. Çünkü şu anda Türkiye'de esas vahim olanı, Türkiye'de çok sayıda sayısını veremeyeceğimiz kadar PKK'lı da var. Kimin hangi sağına soluna baktın mı hangisinin PKK'lı olduğunu bilmiyorsun. Peki bunları kim biliyor? Ben söyleyeyim, Selahattin Demirtaş bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Kılıçdaroğlu da bilmez. Davutoğlu o bilmez ama bazı adamları bilir. Bunların hepsini Türkiye'deki istihbarat örgütleri biliyor. İşin kötüsü istihbarat örgütleri bu canlı bombaların varlığından haberdar oldukları halde bunları engellememeleridir. Kim o istihbarat örgütleri dediğin? MİT. Evet. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki istihbarat. Silahlı kuvvetlerin içindeki istihbarat, jandarmanın istihbaratı. Bunlar biliyorlar. Ama bunlar eşgüdüm içinde değil. Ve şu anda zaten Türkiye'de yaşanan kaos 7 Nisan'a yaklaşırken oldu. Bu AK Parti'nin kendi içindeki kadroların çarpışmasından kaynaklanıyor. Şu anda AK Parti'nin içinde istihbarat kökenli yapıda hareket eden iki grup var. Yani normal siyaset yapan AK Partililer dışında bürokratik yapıdan gelip AK Parti yönetimini kontrol etme hedefi gülen iki grup var. Bunu ben anlatmam. Keşke bunu bir AK Partili gelip anlatsa içlerinde olan bu olayı. Bu iç hesaplaşma yüzünden bakın mesela herkes ne diyor? İçişleri Bakanı görevden alınsın. Niye MİT müsteşarı görevden alınmıyor? O kadar para veriyoruz. Bütçesi var. Şimdi ben yani neden? Çünkü o iki taraf şu anda İçişleri Masum Bey anlattıklarınızı anlamaya çalışıyorum da şimdi anlayamadığım bazı yerler. Tabii hemen söyleyeyim. Sorun şu. Yani cumartesi günü patlayan bomba kime yaradı? Bu sorunun cevabı patlatanı bulmamıza yardımcı olur mu? Olmaz mı? Patlatanı biliyoruz. Kim? Terörist. Kim? Terörist. Bu terörist kim? Başbakan yardımcısı Sayın Kurtulmuş diyor ki biz tespit ettik. Başbakan da televizyonda akşam diyor ki biz bunları aslında biliyoruz ama yakalayamıyoruz. Niye?
Eylem yapmadılar ki daha. Eylem yapınca zaten parçalanıyor. Yakalayamayacaksın ki. Makul şüphe diye bir şey çıktı mı torba yasada? Şimdi makul şüpheyi bugünlerde işte Aydın Doğan'a karşı kullanıyorlar. Bu puaş muaş işlerinden dolayı. Paralel diye kullanıyorlar. Geçmişte Ergenekon diye kullandılar. Şimdi bunlara haksızlık edilmiş diye söylüyorlar. Balyoz'a karşı kullandılar. Makul şüpheyi teröriste karşı kullan. Adam girmiş Türkiye'ye. Canlı bomba. Şimdi bakın. Ahmet Tan'ın bir yazısı var. Yani 7 Haziran'dan 2 gün önce Diyarbakır'da HDP mitinginde bombayı kim patlatır? Bombanın patlamasından kim karlı çıktı? Ben biraz önce size aynı soruyu sordum. Ben de onu söyleyeyim. Bakın bu işten karlı çıkanlar hemen topu üstünden atıyor. Yani burada bakın HDP'de Suruç'ta patlatılan bombalar, Dağlıca'da tuzağa düşürülen askerlerimiz, şehit edilen askerlerimiz toplu halde, şu anda Güneydoğu'da bu bombalamaya rağmen devam eden terör, yine şehit vermeye devam etmemiz, bütün bunlar şu anda Türkiye'deki yönetimin, yani Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın dahil olmak üzere artık duruma hakim olamadığını gösteriyor. Bir, kendi partilerin içindeki istihbarat ve güvenlik tartışmasından nitekim dikkat edip Cumhurbaşkanı olaya hemen Devlet Denetleme Kurulu bazında el koyma ihtiyacı hissetti. Şimdi Türkiye'nin şu anda ayaküstü idare edilmesi. Yani ben hayret ediyorum. Rus uçağı girmiş bizim topraklarımızı, hava sahamızı ihlal etmiş. Cumhurbaşkanı Japonya'dan açıklama yapıyor. Olmaz öyle şey. Ona yaptıranlar yanlış yaptırtıyor. Cumhurbaşkanı durun arkadaşlar. Bir inceleyelim. Bir Dışişleri Bakanı'yla toplantı yapalım. Ya da gezelim bu toplantıyı. Türkiye'ye dönelim. Mecbur mudur Cumhurbaşkanı orada bunu konuşmaya? Soran gazetecilere desin ki böyle soruyu niye bana soruyorsun? Ben de sizinle buradayım. Her şeyi bilmek zorunda değil Cumhurbaşkanı. Hele hele başka bir şehirdeyken, başka bir ülkedeyken. Başbakan o açıklıyor ne olduğunu. Bakın şu yakalandı, bu yakalandı. Ben herkese bir şey hatırlatmak istiyorum. Şubat 1999. Abdullah Öcalan yakalanıyor. Bülent Ecevit açıklama yapıyor. Bülent Ecevit ne diyor açıklamada? Bugün terörist başı yakalanmıştır. Yakalayanlar eş güdüm içinde çalışan istihbarat ve güvenlik güçlerimizdir. Biz siyaseten yaptık demiyor. Biz bunu başardık demiyor. Daha doğrusu onu yakalamadınız da CIA'ya teslim etti. Efendim, Ecevit, Sayın Ecevit onu da açıkladı. Bakın hesabınıza gelince teslim etti filan değil. Gidip Kara Kuvvetleri Komutanı Hafız Esat Hayat'ta ya çıkartırsın ya sen hesabını verirsin sınırdayız demezseydi. Nasıl yakalayacaklardı, nasıl gezecekti? Bakın bunları bu toplumda, bu ülkede zaten bu şekilde hak edenin hakkını azaltarak. Yani şu anda Bülent Ecevit rahmetli oldu. Onun hakkını verelim. Nasıl yönettiğinin hakkını verelim. Vefat etmiş kişinin ruhundan bile korkuyorlar. Hemen herkes. Ama yakalamadınız ki ne? Ben size söyleyeyim. Niye bizim zamanımızda yakalandı? Niye bizim şeyimizde kabul edildi? Bizim Demokratik Sol Parti'nin parti programında hangi şekilde olursa olsun idam yoktur diyoruz. İdama izin vermeyeceğiz diyoruz. Bu ne zaman girmiş? Partinin kurulduğu 14 Kasım 1985'te. Peki bu nereden girmiş? Rahmetli Deniz Gezmiş'in idam kararı alırken rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in 20 sayfayı bulan parlamentodaki konuşmanın özetidir, bir satırdır. Şimdi bunu bizim bu hukuksal yaklaşımımız bütün kamuoyu, dünya kamuoyuna teminat olmuştur. Şimdi bunu... Ya o yüzden mi teslim ettiler yani? Yani bizim zamanımızda yakalanmasını teslim edemedi. Çünkü hiçbir her ülkenin başına bela oldu. Hangi ülke barındırırsa Türkiye ile çatışmalı olacak. Türkiye ile çatışmalı olan ülke NATO ülkeleriyle çatışmalı ülke olacak. Yani uluslararası hukuka baktığınız zaman bu böyledir. Ama bunu sırf başarılı değil,
Bülent Ecevit'in. Ama işte bakın şimdi Rusya hava sahamızı işgal ediyor. NATO'nun kılı. Ha, önce kılı kıpırdadı. Kıpırdamazsın zaten. Fatih Bey, kıpırdamazsın. Bizim Cumhurbaşkanı da gözlerini açsın. Başbakanımız da kulaklarını açsın. Dışişleri Bakanımız hem gözlerini hem kulaklarını çok iyi açsın. Bir soru sormak istiyorum. Rusların Suriye'de olduklarını, 50'ye yakın uçaklar olduğunu bilmiyorlar mıydı? Rusların gemisinden fırlatılan yeni nesil füzeyle, yani lazerli füzeyle bizim Türk uçağının düşürüldüğünü bilmiyorlar mıydı? Ben bunu açıkladım o zaman Erkan Tan'ın programında. Hemen Hürriyet'in temsilcisi çıktı, beni yalanladı. O zamanki temsilcisini çağırdılar, hemen apar topar. Nerede çıkartıyor, şu bu dedi. Kim bu haberi yaptı biliyor musun? Türk basını yapmadı ama kim yaptı biliyor musunuz? Şeye girsin herkes internete. Rus uçağının düşürülmesi masum Türk erbesinler BBC verdi. BBC niye verdi? Şimdi siz de gazetecisiniz. Uluslararası gazeteciler birisi bir şey söylerse hemen haber yapmazlar. Bunu çek ederler. İngilizler kimden çek eder bu haberi? Kıbrıs'taki, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üstlerinden çek ederler. Şu anda dünyada elindeki belgelere göre, elindeki radar kayıtlarına göre hangi ülkeler Rus füzesinin uçağımızı düşürdüğünü biliyor? Sayayım ben size. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere. Bu üç ülkenin de ellerindeki kayıtlara göre, uydu kayıtlarına ve ellerindeki üstlerden radar kayıtlarına göre bizim uçağımızı yeni nesil füzeyle, silahla düşürüldüğünü biliyorlar. Şimdi petroidler gelip kondu. Bunu niye anlatıyorum? Hani biliniyor ya böyle füze fırlatabilirler filan. Petroidler Maraş'a yerleştirildi. Birdenbire petroidler niye gitti? Ve petroidler gittikten sonra dikkat edin, hava sahamız ihlal oluyor. Ve 13 NATO devleti asker göndermeye hazırız diyor. Şimdi bugüne kadar Orta Doğu'da ve bizim bulunduğumuz bölgedeki savaşların nedeni petroldü. Ama şimdi... Enerji yani. Enerji. Ama yok, petrol. Doğrudan doğruya petrol. Enerji demeyin. Petrol. Oradaki petrol. Şimdi ise... Bu savaşların nedeni Fırat ve Dicle Nehri'ndeki sular olacak. Biliyorsunuz bu 2002 yılından sonraki hükümet, 59. hükümet Avrupa Birliği ile yaptığı görüşmelerde bizim suların uluslararası kontrolünü kabul etmiştir. Allah rahmet eylesin, Turgut Özal bile bar bar bağırırdı televizyonlarda. Bülent Ecevit bağırırdı, rahmetli Bülent Ecevit'in dışında rahmetli Süleyman Demirel de bağırdı. Aman ha, su savaşları çıkacak. Su hukukumuzu iyi koruyalım. Şimdi bu 13 devlet, NATO devleti, bizim uçağımız düşürülürken gıkları çıkmadı. Türk uçağı düşürülürken NATO devletine ziraat etmemiş ama bir kereliğine ihlal etmiş olan Rus uçağından dolayı bu NATO'ya saldırıdır. 13 ülke asker göndermeye hazırdır bugünlerde. Bakın, bu seçim dolayısıyla söylüyorum. Demokratik Sol Parti'nin bu seçimdeki sloganı nedir biliyor musunuz? Milletin birliği, Türkiye'nin bütünlüğü için DSP. Biz 1 Kasım seçimlerine DSP giriyor mu girmiyor mu onu bile bilmiyorduk biz. Ama nasıl bilmiyorsunuz? Şimdi bakın, bugün öğrendim. Sevgili dostum, gazetecisiniz. Gazeteciler ajansları izlerler, triyaj yaparlar. Bakarlar, triyaj derken haberleri seçerler. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına bakarlar. İnce karar var mı yok mu diye. Yani biz derken bu şahsımdan kaynaklanmıyor. Halk biliyor, halk biliyor. Halka unutturmak istiyorlar. Niye Aydın Doğan çıkartmıyor sizi televizyonlarına? Bir gün üzülecek çıkartmazsa. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir süre sonra bu televizyon yapanlar tamamı, yani iktidara yakın olanlar bile gerçek kimliklerine dönüştükleri zaman onları koruyacak, onlar adına sesini çıkaracak hiçbir siyasi parti kalmayacak.
Türkiye'yi... Niye ama Saadet Partisi Genel Başkanı çıkartıyor mesela Doğan grubu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı bizim, çıkartıyor. Bizim iki tane ambargomuz var. Biraz evvel soru sordunuz. Hı hı. Bir ambargomuz iktidar partisine karşı bir şey söyler miyiz ambargosu? Onun için Kanal A'ya, yöneticilerine, sahiplere teşekkür ediyorum. Özgür medya olarak şu anda bizim bunları söylememize izin veriyorsunuz. Ama sevmeyenler de şimdi aleyhimizde dayanıp taşıyorlar şeyleri, büyük ihtimalle tweetlerini aleyhimizde sosyal medyada yapsınlar. Reklam reklamdır. Aleyhimizde çok konuşun. İstiyorum ki her gün DSP'nin aleyhinde konuşsunlar. Keşke konuşsalar. Bizim çıkmamızı istemeyen bir ikinci grup var. Hala Demokratik Sol Parti'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı gibi görmek isteyenler, aman gelsin billesinler diyenler var. Bir kere CHP, 12 Eylül'de kapatılan CHP bir daha açılmadı. Eğer bir daha açılan aynı CHP'dir denecekse, o zaman o açılan CHP'nin parti tüzüğüyle parti programının 12 Eylül cuntasının generallerin kapandığı partinin programı ve tüzüğü olmalıydı. O tarihte kendine göre Baykal'ın rahmetli İsmail Cem'le birlikte ortaya çıktıkları yeni sol diye bir yaklaşım vardı kendilerine göre. Ve tüzüğü de değiştirmişlerdi, programı da değiştirmişlerdi. Ve onlar hiçbir zaman Atatürk CHP'si demediler. Ne zaman dediler? 28 Şubat sürecinden sonra CHP inişe geçince herkes CHP'den kaçmasın, tekrar CHP oy versin diye hala Atatürk'ün partisi diyorlar. Allah aşkına CHP Atatürk'ün partisi ise birisi çıkıp da yerine ben Dersimli Kemal'im nasıl diyor? Nasıl diyor? Bu CHP'liler nasıl dedirtiyor? O diyebilir. Yok mu ona aklı selim ya? Ne yapıyorsun sen? Mustafa Kemal'in yerinde Dersimli Kemal'im demek AKP'nin yapmak istediği Mustafa Kemal'i sorgulama işine senin de onu kızıştırman, onu desteklemen demektir. Ama değil, çünkü CHP bizim bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran CHP değil. Şimdi Bülent Ecevit'e sen bir bölendi. Siz biliyorsunuz, çok takip ettiniz sol partileri zamanında muhabir olarak. Daha televizyon dünyası yokken ki geçmişinizden başlayarak. Ne diyorlardı? Bir bölen diyorlardı. İşte hatırlayın. Yani şimdi söyleyemiyorum o lafları. Allah rahmet eylesin. Onu üzecek çok fiziki sataşmalar, ırkçı sataşmalar her şeyi yapıyorlardı. Reddediyorlardı. Şimdi çıkıyorlar. Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Parti'yi kurduğu gün aldığı felsefeyi, ne ezen ne ezilen hakça ve insanca yaşamı bugün söylüyor Kılıçdaroğlu. Kaç yıl sonra CHP 92 yılında açılıyor. Yeni CHP. O yeni CHP şekil değiştiriyor. Atatürk'ü de reddediyor. Geliyor bugünkü CHP. Söylüyor. Neden? İşte sorduğunuz soru imaj. Ya bakın Ecevit artık burada. Kasketi de ben giydim. Biliyor musunuz benim Ecevit'in kasketi var. Nerede o kasket biliyor musunuz? Beynimin içinde. Her Demokratik Sol Parti'nin beyninde şekillenmiş Ecevit kasketi var. O kasket bir şapka değildir. O kasket bir düşüncedir, bir ruhtur. Biz niçin iktidardan gönderildik? Bizim gönderilmemiz için bizim grubumuzdan Ekonomi Bakanı gelen Sayın Kemal Derviş'in partimizi bölüp CHP'ye geçip 3 Şubat'ta daha seçim olmadan 2002 yılında geleceğin başbakanı diye merak eden Yavuz Turan'ın Çuvallayan İttifak kitabını okusun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı daha AK Parti seçime girmemiş. Recep Tayyip Erdoğan daha milletvekili değil, takdim eden Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ardından biz orada Müslümanları öldüreceksiniz, biz size yardım edemiyoruz dedik diye Demokratik Sol Partisiz, Ecevitsiz ve de bizimle uyumlu olan milliyetçilik açısından MHP'siz bir iktidar için
Hatırlayın o tarihte her türlü oyun yapıldı, DSP bölündü, şu bu. Şimdi geliyorum bugüne. Ama bugüne gelmeden önce Kemal Derviş'i hatırlatınca, şimdi Abdullah Öcalan'ı size teslim eden irade Kemal Derviş'i de size gönderdi. Bize göndermedi. Kemal Derviş, şimdi seçimle ilgili değil, talimatla gelmedi. Kemal Derviş'le ilgili nasıl geldiğini Alo Washington'da Yılmaz Polat yazmış. 20 gün Ecevit ulaşamadığını... Efendim ulaşamadım dediği artık partiyi böldüğü tarih. Yani ardından benim gelip bakan olduğum tarih. Hı hı. Ekonomi bitecek, batacak dedikleri zaman hatırlayın. Ben bakan olunca bütün iş adamları, herkes başladı. Dervişsiz bu ekonomi yönetiliyormuş dedi. Hı hı. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim. Bir gün bir akademisyen, bizi dinleyen bir akademisyen lütfen incelesin. Hem hakkı yenen Ecevit'in, hakkı yenen Mesut Yılmaz'ın ve Devlet Bahçeli'yle o dönemin bu üç partinin bakanları ve milletvekillerinin haklarını versin. Hı hı. Daha Kemal Derviş gelmeden, hani o meşhur derviş yasaları diyorlar ya, o yasalardan bir tanesi hariç, 13'ü, 6-7 tanesi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş genel kuruldaydı. 5-6 tanesi Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyordu, 3-4 tanesi de alt komisyondaydı. Derviş geldikten sonra bir tane yasa eklendi. Ama sonra Derviş o yasa çıkmasın diye çok uğraştı. Onun taraftarları karşı da oldular bize. DSP'den ayrılanlar bile, açın bakın tartışmalarda konuşmayı yapan ben olduğum için çok iyi biliyorum, bana sataştılar. İş güvencesi yasasıydı. O iş güvencesi yasası rahmetli Bülent Ecevit'in hayaliydi. Derviş gelip de yeni performans kriterleri verirken, Yaşar Okuyan da o tarihte Sayın rahmetli Ecevit'den aynı paraleldeydi ve hemen o yasa önerisi konuldu. Geri kalan 13 yasa Derviş Türkiye ayağını basmadan parlamentoya gönderilmiş yasalardı. O bahsedilen güçlü ekonomi programının... Kimin adamı? Masum Bey, şu Kemal Derviş kimin adamı? Söyleyeyim nasıl olduğunu efendim. Kimin adamı? Nasıl olduğunu kimin adamı? Ben onu bilmem. Ama bizim adamımız değil. DSP'yi mahveden adamdır. Demokratik Sol Parti'nin siyaseten geçmişte öz eleştiri yaparsak yaptığı iki hata var. Birinci hata, Hikmet Sami Türk gibi, o zaman Allah rahmet eylesin İsmail Cem gibi, aklınıza gelen herkes, yaşı 40'ı geçmiş herkesin rahat yapacağı Cumhurbaşkanlığına bizim tutup Anayasa Mahkemesi Başkanı seçmemiz hataydı. Bu birinci hatamız. Yani Ahmet Necdetsizler iyi bir kötü mü değil. Bir siyasi parti en fazla milletvekiline sahip, koalisyonda hak bizim, biz kendimizden bir aday çıkartmadık. İki, kriz olmuş. Bakanı değiştiriyoruz. Bakanın yerine geçecek, hatta sıra bana gelene kadar, ben sonra ekonomi bakanı olduğu için söylüyorum, benden önce ona yakın arkadaşımız vardı bu koltuğa layık. Zaten Kemal Derviş Türkiye'ye bakan olarak davet edilmedi. Uçaktayken bakan oldu. Uçaktayken. Nasıl oldu? Türkiye'ye Merkez Bankası Başkanı olarak çağrıldı. Açın bakın o tarihteki gazeteler, kendi anlattıkları vesaire. Ama Kemal Derviş uçaktayken medya, uluslararası sermaye, Türkiye'yi sömürmek isteyenler, herkes bakan olması lazım. Bakan olmakla Merkez Bankası arasında ne fark var? Bakan olduğunuz zaman hazineden sorumlu, Türkiye'nin faiz ve borcunu siz idare ediyorsunuz. Esas faiz indi bindi, Merkez Bankası'nın yaptığı faiz değil. Devletin borçlanma kağıtlarına ait olan faizdir. Hemen medya kuşandı, burada bakan dedi. Hatta gelirken açıklama yapmasın diye, kimi kastettiğimi kendisi şimdi dinliyorsa bilir. Ama merak eden o günkü gazetecilik yapsın, bulsun o günkü şeydeki yayınları. O arkadaşı, iş adamı hemen onu karşıladı ve uçağın dibinde, Kemal sakın açıklama yapma, sen bakan olacaksın, Merkez Bankası Başkanı olmayacaksın demiştir. Şimdi bu da ikinci hatamızdır.
Yani şimdi biz hata yapmışız diyoruz. Artık bunu tartışmanın bir anlamı yok ki. İki tane hata. Bir Ahmet Necdet Sezer'i. Tabii seçmemiz. Bir de. İkincisi Kemal Dervişi. Tabii. Niçin ikisi hata? Amerika'nın talimatıyla bakan yapmanız. Gayet tabii. Yani Hikmet Sami Türk bal gibi mükemmel bir cumhurbaşkanı olurdu o tarihte. İsmail Cem çok iyi bir cumhurbaşkanı olurdu. Sonradan ayrılmış olabilir miyiz? O gün de ayrılmamıştı. Sosyal demokrat kimliğiyle, kişiliğiyle, her şeyle olabilir. Biz dışarıdan almam. Bir siyasi parti dışarıdan kimseyi almamalıdır. Eğer kendi kadrolarını öne çıkartmazsa o hatayı yapar. Bunu bu öz eleştiriyi de kendi kendinize yapmayın. Nitekim Bülent Ecevit yaptı. Ben işin şey tarafı olmasın diye çıkartmıyorum. Bende de var arşivimde. Bütün televizyonlarda var. Bütün gazetelerde var. Keşke Masum Türker'i daha önce getirseydik dedi bakanlık için. Dervişi getirmekle hata yaptım. Ben onu ekonomiye baksın diye getirdim. Siyasete baktı dedi. Şimdi bakın. Bunlar niye olmuş olmamış olay değil. Kemal Derviş'le ilgili bir hikaye anlatayım. Bülent Ecevit'le de ilgili. İki tane tarihtir bu önemli. Türkiye'nin kaderi. 22 Ocak 2002, 3 Şubat 2002. 22 Ocak 2002'de rahmetli Bülent Ecevit, DSP'den İsmail Cem, Anavatan Partisi'nden Sayın Zeki Çakan, MHP'den ya Tunca Tozkay Beyefendi ya da o zamanın Ticaret Bakanı. Bir de Kemal Derviş. Amerika'da odaya Bush giriyor. Odadakilerden de birisi, ilk bu hikayeyi anlatan kişi, Bülent Ecevit'in askeri danışmanı olan bir kor general. Şimdi ismi hatırımda değil. Bilseydim bu konuyu anlatırız, getirirdim. Belgelerle, konuşma metinleriyle beraber. Diyor ki biz Irak'a girmek istiyoruz. Bülent Ecevit diyor ki biz size yardımcı olamayız. Niye? Orada Müslümanlar yaşıyor diyor. Bülent Ecevit'i bırakıyor. O bakanların hepsini bırakıyor. Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i bırakıyor. Bush konuşurken muhatap olarak yalnız Kemal Derviş'i alıyor. Dönüyorlar. Bir tüm general, şu anda yaşıyor tüm general, onu bir iki kere bu dediğim hikayeyi Aydınlık Gazetesi'nde, başka bir iki gazetede daha onun yapıla yapılmayan röportajı anlatıyor. Açıyor komutana. Komutanım nasıl geçti Amerika filan? Vallahi sorma diyor. 50. hükümetin işi bitti. Nasıl bitti? İşte böyle böyle diyor. Ecevit deyince ipini çektiler, döndüler, dervişi muhatap aldılar. Şimdi bunu o tüm general anlattığı zaman bizim genel sekreterin, biz Hasan Erçelebi ile çocukları beraber aynı okuldayken anlatıyor. Geldi bana Erçelebi anlattı. Peki ne oldu kor general? O tarihlerde kor general aniden hastalandı. Bu anlattıklarım isterse savcılar, askeri savcı ihbar kabul etsin, gidip araştırsınlar. O kor general hastalandı. Aniden o hastalıktan dolayı bitkisel hayata girdi ve bir daha konuşamadı. Aradan yıllar geçti. Bir gün arabayla çıkarken işte benim koruma şoför bekliyorlar beni. Baktım bir bey merhaba dedi. Tanıdın mı beni? Baktım tanıdım seni. Sen dedim Zonguldak'tan Zeki Çakan'ın abisisin ya da kardeşi. Çünkü o meşhurdu. Neden? Sayın Zeki Çakan ANAP'tan Zonguldak Belediye Başkanı. O tarihte bu abisi de SHP'den milletvekiliydi. Hadi gideceğin yere beraber gidelim. Yolda parlamentoya gidiyormuş. Sohbet ederken dedi ki Zeki Bey için dedi Amerika'dan döndükten sonra açtım ne var ne yok diye sordum. Dedi ki bizim ipimizi çektiler. Nasıl oldu? O gün anlattığı hikaye o kor generalden tüm general aracılığıyla bize gelen aynı hikaye. Ben hemen ondan Zeki Bey'in telefonunu aldım. Partiye gider gitmez Zeki Bey'i aradım. Sayın Bakanım nasılsın iyi misin? İşte epeydir görüşmüyoruz. Aynı kabinede beraber olduk. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Nasıl oldu bu anlat? Aynı hikayeyi anlattı bana. Şimdi bu ne zaman oluyor? 22 Ocak'ta. Cevit dönüyor. Yine derviş Amerika'da işte geziyor meziyor. 3 Şubat. 3 Şubat'tan önce bu hikayeyi de varsayalanı gelsinler konuşalım.
Önce Sayın Abdullah Gül gidiyor Amerika'ya, arkadan Sayın Tayyip Erdoğan, 2002'nin 3 Şubat'ı. Konuşma, yatırımcılar var. Yatırımcıların olduğu yerde Ekonomi Bakanımız Sayın Derviş konuşuyor. Orada Sayın Tayyip Erdoğan ve ekibi oturuyor. İşte Abdullah Gül diğer arkadaşlar. Abdullah Bey'in olup olmadığını kesin olarak bilmiyorum. Bu da Sayın o tarihte orada temsilci olan Yavuz Turan'ın Çuvalyan İttifak kitabında aynı ama. Diyor ki işte biz reformları yaptık filan, bu reformları gerçekleştirmede bize yardımcı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz, eliyle gösteriyor, adres gösteriyor. Halbuki AK Parti kurulmadan o bahsedilen bütün reform yasaları tamamlanmıştı. Şimdi bakın, bunlar bu olmuş bölmüş, geçmişi konuşmak çare değil. Önemli olan geleceğe bakmak. Gelecekte Demokratik Sol Parti seçime giriyor. Bilen bilmeyen şu anda Fatih'in, Dagestanlı'nın bu seçim programı, Türkiye'nin seçime gidiyor programı da öğrenmiş oldu. Evet. İnşallah öyle. Herkes şu anda sizi seyrediyor, bizi seyrediyor. O zaman biz ne yapacağız? Bakın biz milletin birliği, Türkiye'nin bütünlüğü için Demokratik Sol Parti derken birinci hedefimiz diyoruz ki terörü sıfıra indirmiş olan bir parti, bu deneyime sahip bir parti olarak terörü yok ederiz. Gerçekten Demokratik Sol Parti'yi halkımız parlamentoya göndersin. Parlamentoda olalım, bakın parlamentoda olalım, iktidar da oluruz, terörü de keseriz. Size bunu nasıl yapacağımı söyleyeyim. Aradaki farkı görsünler. Ama aradaki farkı söyleyin ama bir reklam arası verelim bence. Tamam, reklam arasından sonra Masum Türker DSP Genel Başkanı ile Türkiye'nin seçimi kaldığı yerden son bölümle, kısa bir bölümle devam edecek. Türkiye'nin seçiminde kaldığımız yerden son bölümde karşınızdayız. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker bizlerle birlikte, iletişim adreslerimiz ekranda ve lütfen sizler de katkı yapın Türkiye'nin seçimine diyor. Ve hızlı bir şekilde Masum Bey'e 1 Kasım seçimlerine giderken yaşadıklarını soracağım ama ondan önce bir seçim hükümeti kurulurken Davutoğlu'nun başbakanlığında siz de kabinede olacaktınız tıpkı Tuğrul Türkeş gibi. Şimdi Tuğrul Türkeş gibi değil. Bizim durumumuz farklı. Nasıldı? Şimdi CHP'nin 5 bakanlığı kabul etmemesi, hı hı, Türkiye'de iktidar olma sorumluluğunu üstlenmemekten kaçınması demektir. Eğer 5 bakan olsaydı bugün bu terör yaşanmazdı. Ha, CHP'li 5 bakan tabii, bu kabinet... Tabii CHP, MHP'de 3 bakan alsaydı. Hı. Ben bu olmayınca arkadaşlarla hemen toplandık. Dedik ya bu olmaz, bu seçim hükümeti. Biz de seçime giriyoruz. Hı hı. Ve Sayın Süleyman Soylu'yu aradım. Hı hı. Sayın Soylu, kurulacak seçim hükümetinde biz yer almak istiyoruz. 4 arkadaş da yer alabilir. Hı hı. Bildirdim. Ses çıkmadı. Dedim ki herhalde kaldı. Daha sonra ya 4 fazla değil mi dediler. 3 olabilir, 2 olabilir. En son, yani şey değil, son gün Sayın Davutoğlu'nun saat 5.30-6'da çıkacağı saate 5-10 dakika kala beni Süleyman Bey aradı. Hı hı. Ya dedi ki sizin olmanız çok iyi olur ama dedi, bir inceledik dedi, bağımsız olması gerekir. Tamam dedim, bağımsız da veririz. Bizden bir arkadaş istifa eder. Hı hı. O arkadaş aday olur. Yok dedi, seni istifa etmen lazım. Hayır, ben genel başkanım. Ben istifa edersem bunu izah edemeyiz. O zaman derler ki bu genel başkan parti genel başkanlığını kendisini yalnız milletvekili, yalnız kendisini bakan yapmak için yapıyordu. Bu doğru olmaz. Ve amaca da ulaşmaz. Yani bir seçim hükümeti olmaktan çıkar. Yani Sayın Tuğrul Türkeş'teki tartışmalara benzer. Ama benim arkadaşlarımdan, hı hı, hangi bakanlığa isterseniz ona uygun. Mühendis var, eğitimci var, hukukçu var, mali müşavir var, ekonomist var, büyükelçi var. Bu arkadaşlardan birisini veririz. Daha sonra döndü dedi ki bağımsız olması ve senin de olman gerekiyor. Onun için girmedik. Aslında bu seçim hükümetinde normal olarak anayasada tanımlanmış 4 partinin de yer alması lazımdı. Eğer 4 parti ben varım deseydi, şimdi söyleyeyim size, bu seçim hükümetine kimlerin bakan olacağına başbakan karar veremez anayasaya göre. Şu andaki hükümet anayasaya aykırı kurulmuştur. Neden anayasaya aykırı kurulmuştur? Mesela şu anda ben olsaydım CHP Genel Başkanı, derhal bu hükümetin iptal edilmesi için anayasaya gider ve iptal ettirdin acil. Neden iptal ettirdin? Çünkü parti olarak bana teklifte bulunmadı geçici hükümette derdim. Hı hı. MHP de derdi. Ama bunlar biz girmeyiz, yok gireriz gibi
siyasette olmaması gereken acemilikler gösterildi. Siyaset deneyim ister. Bakın. Ve biz buna taliptik. Yani bizi Tuğrul Türkeş gibi karşılaştırmayın. Biz böyle AKP'ye değil. Ben Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı olacaktım. Bizim arkadaşlardan birisi bağımsız olacaktı. O hükümete girecekti. Daha sonra biz onu kendimizden bağımsız aday gösterecektik. Ama benim olmam doğru olmaz. Söyledik. İşte burada açın sorun Süleyman Soylu Bey'e. Söyleyecek. Benim girmem doğru olmaz. Ama ben Demokratik Sol Parti kimliğimle girerim. Ama aslında söylediğinizden şunu çıkartıyorum. Cumartesi günü Ankara garında patlayan bombadan bu koalisyona, bu seçim hükümetine girmeyen... Nerede suçludur? İşte onun için dedim. Selahattin Demirtaş derken onu kastettim. Diğerleri derken. Baştan böyle onlar da yanlış davrandılar. İki tane aldı, üç aldı. Hayır. Diyecekti ki sen benden talep etmek zorundasın. Çünkü orada anayasayı böyle Burhan Kuzu'nun yorumuyla yorumlatmayacaklardı. Derhal gidecekler, Anayasa Mahkemesi'nden karar isteyeceklerdi. Doğru. 1 Kasım. 1 Kasım'da ne bekliyorsunuz? Son 1 Kasım'da ne beklediğimizi söyleyeyim. 1 Kasım'da halkın bu 4 partiye artık oy vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu 4 parti birbiriyle yiyişmekten, deneyimsizlikten. Mesela ben CHP Genel Başkanı olsam... Terörle ilgili bilgi vermesi gerekiyorsa başbakanın ayağına Çankaya Köşkü'ne gitmem. O gelecek bana. Bakın devlet beyin yaptığı doğrudur. Usul budur. Sayın Tayyip Erdoğan bu barış süreci başlarken partileri gezdi. O zaman parlamentoda bizim 6-7 milletvekilimiz vardı. Ziyarete geldi. Yani bizim ona gidip de bilgi vermesi söz konusu değildi. Bütün partileri gezdi. Burada da usul o zaman CHP'ydi galiba. Bir iki partiye randevu vermedi ama geldi. Bunu da böyle oturup mesela şey diyor ki CHP bu işten sorumlu olan hükümet kurmayanlardır. O zaman CHP'ye oy vermeyin solcular. Bize oy verin. CHP hükümetten kaçtı, sorumluluk kalmadı. Böyle şey olur mu? Şimdi ne bekliyoruz? Bize 2002 yılından beri oyları bölmeyin diye bir tantana var. Böyle birleşin soyları be. Kardeşim şu anda aldığımız oy zaten 80 bin oydu. Bölünmedik ama CHP'nin alabileceği oy da bu. Ama CHP'liler de gidip böyle bir iddia var. CHP'liler de gidip HDP'ye oy veriyorlar zaten diyorlar. Hayır zaten veriyorlar ama bize geliyorlar. Şimdi burada bir tweette kendini bilmez bazı arkadaşlar. Ya sen partiyi kapat. Bir kere öğrenin. Bir partiyi bir genel başkanın kapatma gücü yoktur. Bir partiyi bir parti meclisinin kapatma gücü yoktur. Bir partiyi kurultay delegesinin kapatma gücü yoktur. Kapının önüne bütün DSP'liler yığılır, o kararı aldırmazlar. Gönlünü vermiş, emeğini vermiş, insanlara yok diyen, işte CHP'nin kusuru demokrat olmamasıdır. Antidemokrat davranmasıdır. Şimdi biz CHP'ye gelin bazarda bir iş bile yapalım diyoruz. Onlara demokrasinin yolunu gösterelim diye söylüyoruz. Yani demokrat nasıl olunur? Nasıl hoşgörülü olunur? Yoksa konuşmadığın şeyi çıkıp televizyonlarda kapatın. Partiyi gelin bize demekle olmaz. Şimdi Demokratik Sol Parti'nin fonksiyonunu söyleyeyim. Şu gördüğünüz... Bir cümle lütfen. Şu gördüğünüz bizim geçen seçimin mutlu seçim insan, bildirgesi. Güçlü Türkiye. Güçlü Türkiye. Bu geçen insan dönemi. Şimdiki dönem elimden aldılar. Size getiremedim göstermeye. Burada ne var biliyor musunuz? Diyoruz ki sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği vereceğiz öğrenciye. Şimdi aynısını kim kopya etmiş bizden? CHP. Burada ne diyoruz? Asgari ücret vergiden muaf olacak. Şimdi kopya etmiş. Peki biz onların yaptığı gibi ya AK Parti etti, MHP etti. Hayır, biz mutluyuz. Bir partinin düşüncesini başka partiler de kapıyorsa onda mutluyuz. Demek ki biz Demokratik Sol Parti olarak sol düşünceye ezilen, yoksul olan halka hizmet etmişiz demektir. Şimdi biz bu seçimlerde ne bekliyoruz? Bu seçimlerde bir kere mücadelenin içinde olduğumuzu, sonucu belli bir seçime giderken var olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Halkın şu patlamalara, şu terör olayına bakarken sorumlu olarak yalnız iktidar partisini değil, parlamentoda bu işi görüşmeyen 4 partiyi görmesi gerekir. Örneğin şu anda bu patlama oldu değil mi? İktidar partisi toplamıyor meclisi. O zaman 3 muhalefet partisinin oyu, hatta
iki partinin oyu imza atarlarsa meclisin acil olarak toplanıp bu sorunu konuşmaya muktedirdir. Demokratik Sol Parti biraz evvel size söylerken biz toplanıp hükümet oluruz dememizin nedeni, eğer CHP 5 milletvekili bakanlığı alsaydı, her bakan oturduğu yerde yanındaki bakanla usuyet yaptı. Onlar da bürokrat, müsteşar zaten. 7-8 etkilediği bakan olacaktı. Bu hükümet böyle dediğim dedik, Davutoğlu hükümeti olmaktan çıkacak, gerçekten seçim kredi. Ve bu terörün ardından kim istifa etmeli? Bakın televizyonlar hemen, işte Adalet Bakanı, İçişleri, baktı bugün diğer parti liderleri de, hayır, bizim bir bildirimiz var. Lütfen bu programı izleyen herkes hemen DSP web sayfasına girsin, başkanlık kurulumuzun bildirisine baksın. Şu andaki seçim hükümetinin çekilmesi ve aslında Cumhurbaşkanı'nın bu ülkede Cumhurbaşkanı olarak görev yapmasını teşkil ettirmek istiyorsa derhal bu hükümeti görevden alması, seçime giren 16 partiden oluşan bir milli seçim hükümeti kurması gerekir. Biz ertesi gün Akit ziyaret edecek DSP'yi. Orada söyleyeceğiz. Bu seçim şeffaf değil. Bu yapılan seçim adil değil. Bu seçim rekabet kuralları içinde değil. Hele şimdi öyle yasalar almışlar ki bir yere afiş aç, suç, hemen para cezası. Evet. Kapanma cezası. Türkiye'de Ecevit'in deneyimine, bakanlarının deneyimine sahip bir parti olarak Demokratik Sol Parti parlamentoda olsun bu işi kazanır. İki şey söyleyip hemen kapatıyorum. Müsaade edin bana. Bir, bu seçimde barajı unutun. Herhangi bir seçim bölgesinde bir DSP'li o ilde kazanırsa Anayasa Mahkemesi ilkinde gitmiştik. Bunun hakkını verecek. Kaldı ki daha evvel seçim barajının düşürülmesi için yaptığımız müracaat Anayasa Mahkemesi reddetti. Daha olmayan bir şey istiyorsunuz diye. Şimdi o davayı biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdük. Ve dolayısıyla bu baraj dolayısıyla, bu baskı dolayısıyla, medyada sizin bizi bile görmüyor herkes demeniz dolayısıyla bu seçim sonucu itibariyle eğer yine dört partiye mahkum olursa Türkiye'de meşruiyeti olmayan bir meclis ve bir hükümetle karşı karşıya. Evet, Masum Türker'di. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'ydı. Türkiye'nin seçiminin ikinci bölümü.